Engelsiz Yolculuğun seyir defteri çok özel konu ve konuklarıyla Müslüm Söyler'le Başka Açıdan başlıyor. Evet, Engelsiz Yolculuğun seyir defteri kaldığı yerden olanca hızıyla devam ediyor. Evet Erdem Bey, şimdi yıllarca Türkiye Sakatlar Derneği içerisindeydiniz. Yıllarca bizle ilgili mücadeleler verdiniz. En son olarak da benim bildiğim kadarıyla sporda engellere pozitif yaklaşımı sergilemek için Tekel Sandalye Basketbolu kurmaya başladınız. Şimdi yaklaşık 23-24 sene öncesiydi o benim şu an hayalimde canlandırdıklarım. 23 seneden bugüne gelene kadar artılarımızla eksilerimizle neler oldu? Onları ufak bir şöyle bir toparlayabilir miyiz? Ya bir kere Türkiye çok değişti. Biz dünün çocuklarıydık ve dünün sporcularıydık. Fakat bizlere bugünkü imkanların hiçbirisi verilmiyordu. Daha doğrusu engellerin sağlıklı insanlar gibi spor yapabilirliğini kimse düşünemiyordu. Tartışması bile olmuyordu değil mi? Tartışması bile olmuyordu. Hatta sakatın sporu mu olur deniliyordu. Fakat ben gençliğimde iyi bir sporcuydum. İşte Boğaz'ı yüzerek geçtim. Masa tenisi oynuyordum. Atletizm yapıyordum. Ki her sene sakatlar haftasında bir gün yarışıyorduk sadece. Okçuluk yapıyordum. Son dönemlerde bir golften de bahsediliyor sizin programlarınızda. Golf üzerine. Engellilerin de golf oynama şeyi var mı? Böyle bir var tabii var ki. Mı? Tabii ki var. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bütün Avrupa'da her türlü engelli her sporu, her branşı yapabiliyor. Yeter ki araç ve gereçler ona uygunluğu olsun. Türkiye'de ise bütün aletler yurt dışından geliyor.